değerli müdürlerim, il yönetim kurulu üyelerim, ilçe yönetim kurulu üyelerim, değerli Dişli Kasabası halkım, annelerim, bacılarım, kardeşlerim, hepiniz belediyemizin vermiş olduğu iftara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bin aydan hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. İnşallah Kadir Geceniz mübarek olsun, Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. İnşallah nice bayramlara şimdiden kavuşmanızı diliyorum. Bugün aramızda Afyonkarahisar Milletvekilimiz Sayın Ali Özkaya Efendi aramızda. Tabi vekilimizi yakalamışken biraz sıkıntılarımız var, onları dile getireceğiz. Öncelikle sizlerin adına Sayın Vekilim Avukat Ali Özkaya'dan sizlerin adına çok çok teşekkür ediyorum. Dişli'mize 4 yıldır ne kattıysak Sayın Vekilimiz sayesinde kattık. Kapalı spor salonumuza Afyon Karahisar'da sadece ilçelerde dahil olmak üzere belediyelerde tek belediye biziz. 500 bin TL Ali Özkaya Vekilimizin sayesinde yardım aldık. Dün gece yine toplantımız vardı. Dün gece toplantımız vardı. Afyon Karahisar'da 51 tane belediye var. 51 belediye içinde tek itfaiye alan belediye Dişli Belediyesi. İtfaiyemizin bedeli 520 milyon TL. Yani 520 bin TL. İtfaiyemizin bedeli. Kendimiz yaptırmaya kalktık. Kamyonumuz üzerine sadece 300 milyar para istediler. Vekilimiz Ali Özkaya'dan bundan 2 ay önce kapısını çaldık. Sayın vekilim dedi, itfaiyemiz yok, bir tanesi kaza yaptı. Dedi Süreyya, sana artık bir şey yok. Hep Dişli'ye veriyoruz dedi. Vekilim dedim, 25 tane isteyen var dedi. 25'li sıraya da bizi yaz dedim. Ve defterini açtı, 25'li sıraya bizi yazdı. Bir gün sonra Belediyeler Birliği'nden telefon geldi. Dedi ki, Sayın Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Vekilimiz Ali Özkaya dedi, bizi bastırdı, size bir adet itfaiye vereceğiz dedi. Telefon açtım vekilimize. Sayın vekilim nasıl oldu? 25'li sıradaydık ama bir anda dün telefon geldi dedi. Süreyya dedi, ya seni annen Kadir Gecesi'nde doğurdu ya da çok şanslısın dedi. Afyon Karahisar'a 2 tane itfaiye verilecek. Aklıma bir türlü başka belediye gelmedi. Dişli Belediyesi geldi. O anda başkana da dedi, ismini söyledim dedi, hayırlı uğurlu olsun dedi. Vekilimizden gerçekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bravo. Sayın vekilim, sayenizde çöp arabasını aldık. Kapalı spor salonunu yaptık. İtfaiyemizi aldık. AFAD'dan 2 defa yardım aldık. İnşallah yine AFAD'dan bir proje hazırladık. 100 bin TL desteğini bekliyoruz sayın vekilim. Asıl önemlisi, bütün araçlarımızı aldık ama cenaze yıkama aracımız kaldı sayın vekilim. İnşallah bir de bunu alırsak araç sıkıntımız kalmadı. Ben kasaba halkına sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum vekilim. Yani ne zaman vekilimin kapısını çaldıysak hiçbir zaman boş çalmadık. Vekilimiz gerçekten Dişli'nin vekili. Sadece bize tek yardım eden vekil Ali Özkaya. Sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kadir geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum saygılarımla. Kandilleri mübarek ederim. Kandiller. Efendim, Belediye Başkanımız Sayın Süreyya Güvenir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının ve görevinin devamını dileriz efendim kendisine. Efendim, şimdi de çok yüksek alkışlarınızla Sayın Afyon Karahisar Milletvekilimiz Avukat Ali Özkaya Bey'i ilçe başkanımız Ömer Bey efendim. Öncelikle Ömer Bey'i piste davet ediyorum. Sayın vekilim, sayın belediye başkanlarım, değerli il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, değerli Dişliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, öncelikle şunu ifade edeyim. Sizler bu akşam burayı doldurduğunuz gibi ta 2002'de ortada AK Parti'nin sadece ismi varken
Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Bolivadin'e geldiğinde, Dişli'ye geldiğinde gece 12'de 1'lerde sokaklara çıkarak yüzlercesiniz, binlercesiniz karşıladı onu. O zaman hiç kimse destek olmaz iken, ortada kimse yokken sizler vardınız. Sadece bugün burada değilsiniz. Siz her zaman bizim yanımızda oldunuz. Seçimlerde oldunuz, sandıklarda oldunuz, zor günlerde oldunuz, 28 Şubatlarda oldunuz, 15 Temmuzlarda oldunuz. Biz bunun değerini, kıymetini biliyoruz. Onun için size yapılan bu hizmetler yetmez. Bunların inşallah daha fazlasını yapacağız. Bir tane okul 1.7 milyon TL'ye yatırım ödeneği çıktı. Okulu yeniliyoruz. Onun yanında mezarlık yolu 6000 metrekare parke. Onun hediyesiyle geldik bugün. Onun da ödeneği çıktı. O ikisi de yapılacak inşallah. Bütün bunların yanında değerli kardeşler, Afyon'da ilk asfalt biliyorsunuz Dişli Özburnu arasına yapıldı. Sizin Ulu yola yapıldı 2,5 milyon TL'ye. Afyon'da yine ilk spor salonu halı saha buralara yapıldı. Bütün bunlar yetmez. Bunları inşallah 24 Temmuz'dan sonra daha fazlasını kat be kat yapacağız. Sizin her zaman bizi desteklediğiniz gibi 24 Haziran'da da destekleyeceğinizi umuyoruz, bekliyoruz, görüyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, biliyorum içinizde mağduriyet yaşayan aileler var. Evlatlarından dolayı, kardeşlerinden dolayı. Değerli kardeşlerim, şuna emin olun ki bununla ilgili olarak vekilimiz elinden geleni yapıyor, bizler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte bunlar inşallah düzelecek, bu mağduriyetler giderilecek. Biz sizin dediklerinizi biliyoruz. Diyorsunuz ki benim evladım gitmiş olabilir, benim evladıma bazı mağduriyetler yaşatılmış olabilir ama vatan sağ olsun, millet sağ olsun diyorsunuz, bunu biliyoruz. Bundan dolayı da size gerçekten teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim, Sayın Bolivadin İlçe Başkanımız Ömer Dayı Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi de çok yüksek alkışlarınızla Afyonkarahisar Milletvekilimiz Sayın Avukat Ali Özkaya Bey'i sahneye davet ediyorum. Çok değerli ilçe başkanımız, il yönetim kurulu üyemiz, belediye başkanımız, Dişli ve Bolvadin Belediye Başkanımız, üniversite müdürümüz, değerli Dişliler, hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadir geceniz mübarek olsun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Şimdi Süreyya Başkan öyle saydı ki mahcup olduk yani. Orada Asım Başkan bakıp duruyor bana. Ne yapacağız? Özburun'la Dişli arasında bir sıkıntı yaşamayalım. Özburun da bizim, Dişli de bizim. Bolvadin de bizim, Afyon da bizim. Allah'ın izniyle hizmet yapmak, memleketin her noktasına koşturmak bizlerin görevi. Bunun için seçildik. Bunun için varız. AK Parti varsa hizmet var. AK Parti dün yaptı, bugün yapıyor, yarın da yapacak Allah'ın izniyle. Bakın, Dişli gibi 3000 nüfuslu bir kasabada, beldede şöyle bir muhteşem iftar yemeği yapıyoruz. Allah'a hamdolsun. Belediye başkanımıza, bütün yönetimdeki arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Fakiri, zengini, amiri, memuru, yaşlıyı, genci, kadını, erkeği hep beraber bu mübarek günde, Kadir gecesinde burada bir araya getiriyor. Bundan daha hayırlı bir ibadet, bundan daha güzel bir davranış olamaz. İnsanların şehirlerine olan bağlılığı, beldelerine olan bağlılığı işte böyle güzel programlarla ortaya çıkıyor. Bunu da yaptığımız dün Sultanahmet'teydik Maliye Bakanımızla beraber. Böyle bir coşku, böyle bir muhabbetle beraber olduk. Bugün Dişli'deyiz. Dişli hakikaten siyasetin merkezi. Siyasette eğer bir heyecan, bir coşku arıyorsan, bir partinin geleceğini bekliyor, görüyorsan Dişli'ye geleceksin. Dişli'deki tavır, davranış nasıl, ona bakacaksın. Eğer orada bir coşku ve heyecan varsa bu parti gitti demektir. En üste gelir. Dişli'li selam vermiyorsa işi zor. İşi yaş demektir. Allah'a hamdolsun. Dişli bizi seviyor. Biz de Dişli'yi seviyoruz. Öyle mi? Şimdi hemen sıkıştırıyor başkan. Vekilim, bir de asfalt kaldı.
Asfaltı da yapacağız Allah'ın izniyle. O bölge müdürü gelecek, bu asfaltı yapacak. Başka kaçış yolu yok. Çünkü sözünü verdik. Yiğidin ağzından söz bir kere çıkar. Sözü verdin mi geri dönüşü yok. Allah'ın izniyle o asfaltı yapacağız. Ama cenaze arabasını da kolay başkan. Burada bir sürü bak hayır hasenat sahibi insanlar var. Kimi göndereceksin bir an önce cenazede yani? Sırası gelen. Allah sıralı ölüm nasip etsin. Çünkü ölmek de bir nimet. Yaşamak büyük bir nimet. Ama hakikaten gerektiği zaman ölmek de bir nimet. Allah hepimize hüsnü hatime nasip etsin. Hayırlı son versin. Çünkü yaşıyorsunuz, iyi niyetle yaşıyorsunuz, iyi ameller yapıyorsunuz. Ama Allah korusun, son anınız iyi olmadı mı işler kötü. Allah her zaman büyükler dua edermiş ya. Ya Rabbi bize güzel ölüm ver, hayırlı ölüm ver, hayırlı son ver diye. Hayırlı, her işin hayrını versin. Cenaze arası da olur ama diğerlerinin sırasını tamamlamamız lazım. Adaleti şaşırmamalıyız. Bizim adımız ne? Adalet ve Kalkınma Partisi. Adaleti bir tarafa, kalkınma bir tarafa olmaz. İkisi beraber. Hem adalet hem kalkınma. Anlaştık başkanım. İnşallah. Tabii bugün Kadir Gecesi, 3 gün sonra, 4 gün sonra bayram, Arefe ve akabinde de esas bayram 24 Haziran'da. Şimdi konuşuyorlar. Geçen gün birisini dinlemişsinizdir. Bugünlerde Kandil Dağı'ndaki PKK terör örgütüne büyük bir operasyon var. Afrin'deki PKK inlerini yerle bir eden, orada 5000'e yakın teröristi yok eden ordu komutanı. Ne diyor? O ordu komutanının aparatlarını sökeceğim. Niye? PKK'ya dünyayı dar ettiği için mi? PKK sizin yanınızda olmasını istediğiniz için mi? Ha, dişlerini sökeceksiniz. Aparatlarını söküp demirtaşa mı takacaksın? Bunu sormak lazım. Onların vekilleri gelirse, karşılaşırsanız sorun bakalım. Siz Türk ordusunun bir kahraman komutanını, ordu komutanını, PKK'ya dünyayı dar eden bir ordunun komutanının aparatını sadece başkomutanı alkışladığı için sökmeye utanmıyor musunuz? Böyle bir şeyi söylemeye utanmıyorsunuz. Sökmeye cesaret edemezsiniz. Gücünüz yetmez Allah'ınız ile. Bu aziz millet sizi asla öyle bir şeye güç vermez, kudret vermez. İmkan olmaz ama söylemesi bile çok çirkin, çok ayıp. Bunu sormak lazım hesabını. Defa ayıbı bilmez. Bilmez. Allah'ın izniyle aziz milletimiz 24 Haziran'da onların hepsine dersini verecek. Hiç yarınlara yönelik iyi bir şey yapacağız diyen var mı? Yıkacağız, kapatacağız, durduracağız, yapmayacağız. Allah aşkına yerli bir otomobili yapmayacağım demek ne demektir? Ben her yıl yurt dışına milyarlarca dolar döviz ödeyeceğim, oradan araba alacağım ve bütçem açık verecek, ürettiğim bütün ürünleri satacağım, onu açığı kapatacağım demektir. Buradaki gençlerimiz, şimdi Dişli'de birçok kardeşim arıyor beni işe koy diye. Bu gençlere işi nasıl yapacaksın? Yerli fabrikaları kurmazsan, yerli sektörü desteklemezsen nasıl yapacaksın? Atmaya gelince bol. Şuna da maaş vereceğim, şuna da vereceğim. Vergileri almayacağım. Gelirleri almayacaksın. Giderleri iki kat artıracaksın. Şimdi evde 3000 lira gelirin var. 3000 lira da giderin var. Hanım abla diyor ki maaşın 1000 lirasını vazgeçiyoruz, bir yere bağışlıyoruz. İndi 2000 liraya. Her ayda diyor geliri gideri 6000 liraya çıkarttık, harcamalar arttırdık. 2000 lira gelir oldu, 6000 lira gider oldu. Bu bütçe ne kadar gider? Kaç ay gider? IMF'e götürür anahtarları teslim edersin. Ülkeyi al, Yunanistan'ın Almanya'ya adaları alın, borçlarımızı silin dediği gibi o noktaya gelir. Bunlar ne hesap kitap biliyor ne de yönetim biliyor. Onlara imkan vermeyiz Allah'ınıza. Güzel olur. Şimdi az önce abim birisi doğalgaz istiyorum demişti. Allah'ın izniyle bu yıl kullanıyoruz değil mi? Bolvadin'de kullanıyoruz şu anda. Doğalgazımızı kullanıyoruz. Ben geçen gün televizyonda da söyledim. Şu anda 7-8 ilçemizde kullanıyoruz. Allah'ın izniyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte doğalgazı yaygınlaştıracağız Afyon'a. Tüm ilçelere vereceğiz. İnşallah duamız buralara da gelmesidir. Tabii bu bir maliyet demek.
doğalgaza yapılan her altyapı yatırımı bütün Afyon'daki doğalgaz fiyatlarını kısmen artırıyor, yükseltiyor. O sebeple bunu makul bir dengeyle yapmamız gerekiyor. İki gün sonra sizin bize bu kadar pahalı doğalgaz niye oldu demiyorsunuz diye. Çünkü bütün Türkiye'deki doğalgaz fiyatlarını benim kardeşim belirliyor. EPDK'da bu işin uzmanı. Fiyatları o belirliyor. Kaç kuruş zam olur, ne kadar masrafla ne kadar bu iş çıkar onu hesap ediyor. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte Allah'ın izniyle bunu da bütün ilçelerimize ve büyük beldelerimize de yaygınlaştırmak arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hedefi bu. Dua edelim bunları yapacağız. Çok iş yaptık, daha çok iş yapacağız. Yapacak çok iş var. Durmak yok, yola devam. Bayramınız mübarek olsun. Kadir geceniz mübarek olsun. Allah hayır eylesin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Efendim.